Merhaba Shift8 netizenleri, ben Erdem Pabuççan. Bugün Asphalt serisinin yeni oyunu olan Asphalt Nitro ile karşınızdayız. Aslında bu bir light sürüm diyebiliriz. Hani daha teknik özellikler açısından daha düşük cihazlar için üretilmiş. Hatta sadece teknik özelliklerinden demeyelim, depolama alanı da düşük cihazlar için üretilmiş. Çünkü sadece 25 MB'lık bir oyun. Normalde Asphalt serisinin oyunları 1 GB'lar hatta daha üstüne kadar çıkıyordu. Bunu hepimiz biliyoruz, çok büyük oyunlar oluyordu. Tabii grafiksel anlamda da hani mobil pazarın başarılı grafikleri oluyordu ama grafikler biraz kısılmış. Boyut gerçekten ciddi anlamda küçülmüş ve ücretsiz de bir oyun. Henüz sadece Android platformunda mevcut ama Windows ve iPhone yani iOS'e de gelecektir muhtemelen. Hemen oyuna şöyle hızlıca bir bakalım. Hemen oyuna girelim. Gördüğünüz gibi aslında klasik Asphalt'ın çizgilerini taşıyor. Asphalt 8'in çizgilerini taşıyor özellikle. Klasik yine 8 ayrı mod var. Siz bu modda herhangi bir modda yarışabiliyorsunuz. İlerledikçe zaten hepsinde yarışmak durumunda da kalıyorsunuz. Güzel olmuş ama grafikler ciddi anlamda kısılmış. Hani grafik takıntılı biriyseniz ya da hani üst düzey bir cihazım var, neden bunu oynayayım diyorsanız tabii ki Asphalt 8 oynamanız çok daha mantıklıdır. Bu sadece işte light cihazlar için, yani daha düşük cihazlar için, oyunu kaldırmayacak cihazlar için ya da takılarak oynamanızı olanak sağlayacak cihazlar için daha rahat bir oynanışa sahip bir oyun. Çünkü hani çok daha düşük özelliklere ve grafiklere sahip. Bunun yanı sıra dediğim gibi klasik Asphalt çizgisini taşıyor. Güzel bir oyun, hani yine Nitro kısmı aynı. Kullanış şekli aynı, isterseniz tableti ya da telefonunuzu yatırarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz sağ ve sol tuşlara basarak da, bu size kalmış. Yine fren, gaz, her şey aynı. Yani aslında oyun temel olarak Asphalt serisinin tüm oyunlarına benziyor. Sadece dediğim gibi grafikler kısılmış. Ki bunu hani oyuna girdiğiniz ilk andan görebiliyorsunuz grafiklerin kısıldığını. Yani öyle az buz bir kısma değil bu. Ama hani çok mu rahatsız ediyor? Beni rahatsız etmiyor açıkçası. Ben bu grafiklerle de oyunu oynayabiliyorum. Ama takıntılı biriyseniz dediğim gibi kesinlikle Asphalt 8 oynamanızı öneririm. Yine akrobasi hareketleri, her şey aynı. Çeşitli arabalar var, onlara da bakacağız bu yarış bitince. Haritalar değişik. Bunları söyleyebilirim tabii ki. Aynı haritalar konulmamış. Kısa değil. Kesinlikle hani hemen biten yarışlar yok. Bu da güzel. Kısa bir oynanış olsa bir süre sonra sıkıntı olabilirdi. Bu en azından hani kabak tadı verebilirdi o şekilde bir oyun olsa. Şahsen ben Asphalt serisinin oyunlarını seviyorum. Genel olarak yarış oyunlarını seviyorum ama hani Need for Speed, No Limits ile bir tık öne geçtiğini düşünüyorum Need for Speed'in, en azından mobil pazar için bunu söylüyorum. Asphalt'ta bu oyunla hani daha düşük telefonlar için güzel bir alternatif sunmuş kesinlikle, yani bunu göz ardı edemeyiz. Evet. Son anda ikinci oldum. Hemen oyunun diğer kısımlarına da bakalım. Tüm geçişler Asphalt 8'de gördüğümüzle benzer bir şekilde, hiçbir şey değişmemiş neredeyse. Yine bir kariyer yapıyoruz. Para kazanarak, arabamızı geliştirerek yarışları kazanmaya çalışıyoruz. Çoklu oyuncu modu da var. Yani siz bu oyun ile online bir şekilde insanlara da oynayabiliyorsunuz. Bu zaten olan bir şeyde ilk kez karşınıza çıkmıyor. Gördüğünüz gibi burada başarılarınız, işte sizin profiliniz, sahip olduğunuz arabalar var. Örneğin şu an bir Mini Cooper ve Nissan 370Z adlı model var. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Aşağı yukarı tüm Asphalt oyunlarıyla benziyor ama eğlenceli bir oyun. Özellikle 25 MB boyutunda olması, hani her telefona rahat rahat inmesi çok güzel bir olay. Hani 8 GB'lık telefonlar var, hala çok sayıda kullanılıyor bu telefonlar. O yüzden hani normal bir Asphalt 8'i yüklemek o telefonlara neredeyse imkansız. Hani kart müdahalesiyle bir şekilde yükleyebilir ama hani 25 MB'lık bir oyun olduğu için her telefonu rahatlıkla yüklenebilecektir. Evet, başka bir incelemede görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.